Merhaba Teknoloji izleyenleri, ben Buğra. Bu videomuzun konu Rampage Hostage modeline yakından bakacağız. Haydi geçelim videoya. Evet, bugün bu masamızda farklı bir ürünle karşı karşıyayız. Rampage'in yeni 7.1 ses teknolojisini içeren oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. Epeydir oyuncu kulaklığı incelemiyorduk aslında ve bugüne nasipmiş incelemek. Kutu tasarımından hemen bir başlayalım. Stereo ses verdiğine dair bir ibare bulunuyor. Uzun kulağında konforlu bir kalite sunduğunu da söylüyor. Burada yine aynı şekilde belirtmiş 50 milimetrelik ses sürücülerini barındırmakta. 7.1 sanal ses teknolojisini içeren bir oyuncu kulaklığı. RGB olduğunu da unutmayalım. Yine böyle cıvıl cıvıl bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Şimdi kutu tasarımına baktıktan sonra yine belli başlı özellikler İngilizce, Türkçe yazılmış. Kutu açılışına başlayalım. Bu sefer farklı bir kutu açılışı mevcut. Normalde direkt kutuyu açarız. Burada böyle bir kılıf üzerinden çıkartıyoruz. Şöyle de hemen çıkarttıktan sonra kulaklığımız şu şekilde, mikrofonumuz da şurada. Kutu içerisinden şöyle bir mikrofonumuz çıkıyor. Ucunda da gördüğünüz gibi kendisinden pop filter çıkmakta ve hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu. İlk öncelikle bir tasarımdan biraz bahsedelim. Şöyle Rampage logomuz yine basılmış burada. Burası bir suni deri. Hemen yan taraflarda da altlı üstlü olarak kırmızı dikişler mevcut. Bu kırmızı dikişler biraz daha canlandırmış. Kırmızı siyah bütünleştirmiş. Güzel bir detay, hoş bir görüntü sunmakta. Hemen yan taraflarda şöyle right left olarak gözüken büyük harflerle yazılmış L, R diye. Bunlar genellikle şu iç kısımlarda olur. Ancak buralarda olması da ve böyle bir yazı tipiyle olması da bir hava katmış diyebilirim aslında. Hoş duruyor. Ve buralarda da kafanıza göre ayarlayacağımız menteşeler bulunmakta. Bu menteşe biraz kısa gibi geldi bana. Ama ben direkt zaten sonda kullanıyorum takarken. Kafa yapısı farklı olanlar için biraz daha uzun yapılabilirmiş. Biraz kısa kaldığını düşünüyorum ama bende herhangi bir sorun yaratmadı. Esnek bir yapıya sahip. Şöyle baktığımız zaman gayet esnek ve kulak başlıklarımızda yine oynar başlıklı, ancak şöyle 360 derece dönmüyor. Yine bir 30 derece civarı sanırsam bir içe dönük var. Kafanıza göre de uyum sağlıyor. Hemen şöyle bir kulaklığın kablosunu çıkartalım. Tam istediğim gibi örgü bir kabloyla geldiğini söyleyebilirim. Bu örgü kabloda 2.1 metre bir uzunluğa sahip ve oldukça uzun bir kablo yapısına sahip olduğunu söyleyebilirim. Örgü kablosu olması da güzel. Herhangi bir yere takılma, yapışma vesaire olmaz. Direkt akışkan bir kablo yapısı. Ben bu örgü kablo yapısını gayet başarılı buluyorum ve seviyorum da. Bir de mikrofonumuz var şöyle. Evet, bir değişik sesler çıkıyor. Bu ilk defa açtığımız için tamam. Şu an gitti. Bir ilk esnemede sesler çıktı. Böyle de bir metal kaplı esnek yapıya sahip. Gayet de uzun. Şöyle çıkarttığımız zaman pop filtreyi, şöyle bir mikrofonumuz var aslında. Böyle takalım. Bunu da deneyeceğiz zaten ilerleyen dakikalarda. Kablo üzerinde şöyle bir ses kartı. Ben bunu aslında kumanda diyorum. Ses kumandamız bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi mikrofonu açıp kapatmak için bir tikimiz bulunuyor. Bir tuş mu desem, tik mi desem. Yani anladınız siz. Hemen yan tarafında da şöyle bir RGB ışıklandırmayı kapatıp açmamız için bir tuş bulunuyor. Sesi yükseltmek ve kısmak için bir tekerlek bulunuyor. Ve mikrofonumuzu da şöyle takıyoruz. Bir dişi var şurada mikrofonun. Şurada bir dişi var, gördüğünüz gibi tepeciği var. O diş şuraya gelmek zorunda. Şöyle taktığımız zaman tak diye hemen oturuyor. Benim dikkatimi çeken özellik aslında burada mikrofonun gayet uzun olması. Yani bazı mikrofonlar yarıda kalıyor. Ne net ses alabiliyor, ne tam ağzınızın tam hizasına gelebiliyor. Bundan dolayı şikayetlerim vardı benim. Ama Rampage bu modelinde böyle bir mikrofon kullanması gayet başarılı. Ve özellikle de pop filter olması benim hoşuma giden detaylardan ve ses kalitesini daha da ön plana sunduğunu söyleyebilirim. Normal şöyle kullansanız daha az kalitede bir ses elde edecekseniz, ancak böyle bir filtre ile birlikte geldiği için de taze, net, temiz bir ses karşıya iletmekte mikrofon. Kulak yastıklarımız şöyle gördüğünüz gibi delik delik bir tasarıma sahip. Bu da havalandırması için, uzun kullanımda sizi konforlu bir kullanım sunması için şöyle bir tasarım yapılmış ve bu da gayet ne terletmeyi ne bunaltabiliyor sizi, herhangi bir sorun yaratmadan uzun kullanımda bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Yapı olarak gayet oturaklı bir kulaklık. Çünkü
Çünkü ben kulaklığı taktığım zaman direkt şu kısmı kulağım tam oturuyor. Herhangi bir basınç yok. Uzun kullanımda gayet kullanışlı, başarılı bir kulaklık. Hemen şöyle biraz kulaklığı bir takalım. Evet, şu anda kulaklığı taktık ve RGB ışıklandırma gördüğünüz gibi cayır cayır yanıyor. Burada aslında RGB ışıklandırma mod geçişleri yok maalesef. Yani şu an bir gökkuşağı tarzı bir RGB ışıklandırma mevcut. Herhangi bir RGB mod olsa daha da güzel olabilirdi. Burada gördüğünüz üzere kumandamızda az önce de gösterdiğim gibi RGB tuşu bulunuyor. Buraya bir kere bastığım zaman ışıklar yanıp sönmeyi duruyor. Sabit olarak yanmakta. Bir kere daha bastığım zaman kapanıyor. Tekrar bastığım zaman RGB şöleni tekrar başlıyor. Tekrar bastığım zaman yine aynı şekilde sabitleniyor ışıklandırma. Tekrar bastığım zaman kapanıyor. Yani iki farklı RGB ışıklandırma modu bulunuyor aslında. Daha fazla, daha böyle yazılım desteği tarzı bir şey olsaydı gerçekten tadından yenmezmiş. RGB ışıklandırması da gayet güzel. Simit mantığıyla düşünebiliriz. Ortada yine Rampage logomuz bulunuyor. Bu Rampage logosu da yine aynı şekilde RGB bir ışıklandırmaya sahip. Biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. 50 mm'lik ses sürücüleri bulunuyor bu kulaklıkta ve frekans tepkisi de 50 Hz ile 20 kHz arasında değişmekte. Hoparlör hassasiyetimiz ise 115 desibellik bir hassasiyetle birlikte geliyor. Mikrofon empedansı ise 2200 ve bu mikrofonda gelin şimdi biraz test edelim. Nasıl bir ses kaydediyor? Nasıl bir ses kalitesi sunuyor kullanıcısına? Haydi geçelim mikrofon testine. Evet, şu anda Rampage Hostage üzerinden bu ses kaydını alıyorum ve ses kaydını da Windows 10 üzerindeki ses kaydıcısı üzerinden aldığımı da söyleyebilirim. Herhangi bir program yok. Direkt olarak ses kaydı programı üzerinden bu ses kaydını alıyorum ve ses kalitesi gerçekten başarılı. Karşı tarafa net bir şekilde iletildiğini anlayabiliyorsunuz zaten şu anda. Ben birçok kulaklığı mikrofonunu test ettim ancak gerçekten bunu çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle de mikrofon üzerindeki pop filter da bu etkiyi yaratıyor tabii ki. Temiz bir ses iletisini karşı tarafa net bir şekilde iletmekte. Bu şekildeydi mikrofon testimizde gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, mikrofon gerçekten hak vereceksiniz çok başarılı. Yani ben birçok profesyonel daha pahalı kulaklar denedim, test ettim. Ancak böyle bir mikrofona ilk defa rastladım. Yani ürünü övmek için demiyorum. Çünkü mikrofon gayet başarılı. Bu filtreyle birlikte de temiz net ses iletisi sağlıyor kullanıcısına. Bu da anlaşılır bir ses kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de gelin bu 50 mm'lik ses sürücüleri nasıl bir ses kalitesi sunuyor? Haydi geçelim ses kalitesinin testine. Evet, bu 50 mm'lik ses sürücüleri de gördüğünüz gibi bayağı bir kaliteli aslında. Tabii ki mikrofonu buraya koydum ama kulağa takmış gibi bir hissiyat vermeyebilir ilk dinleyişte. Ancak kulağınızda daha da performanslı olduğunu söyleyebilirim. Bunu sadece öngörmek için, böyle bir performans verebileceğini göstermek adına mikrofonu araya koyup normal bir müzik açıp bunu da size dinlet. Mikrofonun yanında ek olarak da oyunlarda nasıl bir performans sergiledi bundan biraz bahsedeyim. Oyunlarda ise Rampage'in bu kulaklığı gerçekten başarılı. Çünkü 7.1 sanal ses teknolojisini içerisine barındırıyor. CSGO oyununda bunu test etme fırsatım oldu ve ayak sesleri, bütün oyunlardaki sesleri bu kulaklıkta rahat bir şekilde, net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yine mikrofondaki o kalite sürücülere de yansımış ve sürücüler kullanıcılara gerçekten başarılı bir ses performansı sunduğunu söyleyebilirim. Fiyat aralığı dediğim gibi her videoda da artık demeye başlayacağım. Çünkü dolar oynak olduğu için fiyatlar günde gün neredeyse değişebiliyor bazen. Satıcıya göre değişiyor ancak ben yine aynı şekilde açıklama kısmına ürünün linkini bırakacağım. Ona göre bir bakarsınız, göz atarsınız ama kulaklık gayet fiyatına oranla başarılı olduğunu söyleyebilirim. Böyle ses kasmak istiyorum diyecek insanlar için üretilmiş bir oyuncu kulaklığı diyebilirim. Ve fiyat performans açısından da bence şu an rakibi olmadığını söyleyebilirim. Rampage yine bu kulaklıkta da gayet başarılı bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Uzun kullanımda herhangi bir basınç, kafa ağrısı, baş ağrısı yaratmıyor. Direkt ergonomik konfor açısından başarılı bir oyuncu kulaklığı ve yine performans sevenler için alınabilecek oyuncu kulaklarından bir tanesini Rampage Hostage modeline bu videomuza yakından bakma fırsatı bulduk ve kulaklığı gerçekten başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Evet, bu videomuzun sonuna geldik ve kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.